Aha. Pony. Kızım ben çözeceğim. Gel gel Pony, gel gel. Ya kızmadım ki ben sana. Video çektiğimi mi gördün yoksa? Video çekiyorum diye mi böyle oldun? Gel. Gel sevim, gel. Canım benim, ponim benim. Yumuşacık tüyleri bu arada. Ponimin tüyleri yumuşamış arkadaşlar. Çünkü iyi bakıyoruz, yağlanıyor şimdi. Ponim üşümüyor değil mi gece? Üşümüyor değil mi? Sen yuvan oğlum, kimse de yok. Arkadaşlar, selamünaleyküm. Yanığım benim. Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. Hayvanlarımızın keyfi yerinde. Bugün kümesteki bütün işlerimizi yapacağız. Keyfimize bakacağız arkadaşlar. Bugün biraz kafa dinleyeceğim. Kafam yorgun. Dün de biliyorsunuz. Geçen hafta video atmadım diye mecbur video attım. Çok dinlenemedik. Neyse. Arkadaşlar. Neyin kafasını yaşıyorsunuz diye bir sorayım size tekrardan. Bazı arkadaşlar gerçekten de gereksiz, anlamsız cümleler kuruyor, yorum atıyor. Cüce tavşanları çıkarttım diye bütün tavşanları bırakıyorum zannetmişsiniz. Tavşanları bırakmadım arkadaşım. Sadece cüce tavşanları çıkarttık. Neden? Çünkü döngüyü oluşturamadım. Hayvan sayımız gitgide artıyor ve burada maalesef bulunduğum bölgede bu hayvanın değerini bilmiyorlar. Sahiplendiremedik, dağıtamadık, veremedik. Mecburen hepsini satmak zorunda kaldık. Şimdi ne yapacağım? Beyaz tavşanlarımı devam edeceğim. Mesela beyaz tavşanımızın popülasyonu daha iyi. Döngüyü daha güzel sağlayabiliyorum. Elimde hiç kalmıyor ama cücelerde maalesef kaldı. Çok seviyordum. İçim el vermedi verirken ama öyle. Sadece başlık atıyorum mesela videonun başlığına. Başlığa sitem minnet edenler de var. Sadece başlığı okuyor, videoyu izlemiyor. Aşağı direkt yoruma başlıktan aldığı kafasındaki düşünceleri yazıyor. Videoyu izle kardeşim. Ondan sonra bir şeyler yaz. Ya da bazı arkadaşlar da videonun başına ve sonuna bakıyor sadece. Ortada ne olup bittiğini bilmiyor. Sonra tekrardan aşağıya kendi düşüncelerini yazıyor. Neyse. Durumlardan bunlardan ibaret. Bazen bu durumlardan müzdarip oluyorum. O yüzden dedim ki böyle bir söyleyeyim. O arkadaşlara da bir cevap niteliğinde olsun. Çık 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 çık. Haydi her gün ben sizi buradan çıkartmak zorunda mıyım ya? He? Bizim sarı kele bir isim önermiştiler. Bayağı destek de verilmiş. Bir karakter belli ki. Ben o karakteri bilmiyorum. Herhalde televizyon karakteri. Dizilerden falan aldığımız bir karakter arkadaşlar. Ona ismini verelim şimdiden. Hem de unutursam ben, en azından siz unutmazsınız. İcardi miydi? Neydi ya? Bir bakayım. İcardi. İcardi olsun. İcardi kim ya? Aynen ben çeneceğinizi yerim. Gel gel. Güzel alıştılar. Şuradan bir çıkayım. İcardi'nin yanına gidiyoruz arkadaşlar. İcardi. İcardi'ye çok benziyormuş. Bizim ambu sarışın var ya. Hem kunkurlu hem kel. İcardi dediniz kim? İcardi. Senin yeni adın İcardi oldu. Aslanım benim. Gördün mü? Çok destekçi olmuş. Beğeni falan da almış diyorum ya. O yüzden... Bunu tabi görmemezlikten gelemeyiz. Ona benziyorsa benziyordur arkadaşlar. O yüzden İcardi'yi herkese tanıtalım istedim. İcardi, bu nasıl bir isim bu? Neyse, açıklamasını yaparsınız. Ben tanımıyorum İcardi dediğiniz karakteri. Muhtemelen bir dizi karakteri falan anladığım kadarıyla. Ne yapayım değerli kardeşler, ne yapalım? Tavşanlarımız azaldığı için şimdi bakımı daha kolay. 3-5 tane of içince yetecek. Eskiden çok sıkıntı yaşıyordum. İki kafes olunca bir oraya git, bir buraya git gibisinden. Şimdi en azından bu sorundan da kurtulmuş olduk. Annem de üstüne bunu koymuş herhalde, üşümesin diye. Daha fazla yormuyorum onu. Şu aptallardan alalım. Aynen.
Annem lahanaların üstüne böyle bir şeyler koymuş üşümesin diye. Ben de onları lan şeyden yapraklarını yoluyorum. Yani görürse vurur. Çaktırmayın. Vayda 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 vayda. Siz de seviyorsunuz değil mi Edip videoyu? Ben size kıyamam, dur. Bunu bunlara yedirelim. Sonra küsmesinler. Gel. Hadi bir düğü gel. Gel cıbıl. Cıbıl. Ha cıbıl burada zaten. Hele bu ne bu? Bir de hayvanlara vuruyor. Ha. Ha çok ama Edip ile bir düğü seviyor. Yiyemedi lan. Ha. Ha. Elimi kutlama, elimi kutlama. Sevgili arkadaşlar, bu arada birkaç şeyden de bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz yıllardır Harikalar Diyarında videolar çekiyoruz. Hem de durmadan. Hatta ilk 2 yıl, ilk de demeyeyim, yani şu pandemi zamanlarında 2 sene boyunca çift video yükledim. Sabah akşam video attım. Hiç durmadan çalıştım. 10 yıldır da durmadan çalışmaya devam ediyorum. Ayda 30 videoya hiç düşmedim. Bazı aylar hep 60 video yükledim. Az değil mi? İzlenmelerimiz zaten hep aynıydı. Çünkü bu kümes hayvancılığının kitlesi belli. Kategorimiz belli. Bu kategoride yapabileceklerimiz en baba bu kadar oluyor. Tutayım bir tane, tutayım sizi yine de. Aha. Alfa. Alfa ne edersin Alfa? Buraya gideceğim. Buraya ağzını kırarım Alfa. Gel ponyum gel. Şuna kıştın mı? Sana kıydım ama bir de ağlıyorsun ama sen nasıl içsin oğlum? Bu dincim benim maşallah maşallah. Öpeyim ben seni, ponim benim, akıllım benim, benim akıllım. Ponim tavuklara ve horozlara zarar vermek istemiyor. Yoksa yani içinden geçemez mi horozun? Geçer. Ama ağlamayı tercih ediyor. Çünkü biliyor bizim olduğunu. Canım benim, aferin kızım, aferin. Alfa sen de rahat dur, bu ne artistliktir ya. Şş, Alfa. Herif sen bana da bulaş. Bulaş lan. Bana da bulaş herif sen. Ha. Kötmüş poniye yetir gücü. Evet. Bir de poniye alıştırabilirsem seni var ya süper olacak da. Bakalım alıştırabilecek miyiz dadaş? Ha? Alıştırırım. Kucağıma gelsen sen. Seni ben poniye alıştırırım. Poniyle oynarsınız sonra. Şu durum da iyi. Hiç sıkıntı yok. Böyle devam etsin. Yavaş yavaş bu aşağı iner. Pony de ona alışır. Arkadaş olurlar gibime geliyor. Kışın arkadaş olursanız daha iyi olur tabii. Bekleyeceğiz artık. Tavşancıklarımızı lahana götürüyorum. Beyaz tavşanlarımı biliyorsunuz. Seviyorum. He, sizler de öylesiniz. Bir kere öbür tavşanları sahiplendirdim ama çok da kimse de şey yapmadı yani. Bazı arkadaşlar ya abi dadaş yapmasaydın falan demiş ama olsun ya. Bak tavşanlarım duruyor. Benim asıl bel kemikleri bunlar. Çünkü en çok bunlara emek verdim ben. Bunlar da Hollanda lop. Aralarında küçük bir kırmalık var birkaçında. Diğerleri orijinal. Sonra ne de bizim maviş kral. Maviş kral sen misin? Bakayım. Ha maviş buradaymış. Maviş kralım var mesela. Benim bu maviş kıyalım. Tatlış kralım. Tüylerin de nasıl kabarmış öyle bu maviş. Orijinal lop. Bu kümes için 2 yıl uğraştık ya. Hep birlikte. Şu beyaz tonlama yakalayabilmek için. Şu albinoluyu yakalayabilmek için gözlerine bakın. Anacımız bu tabi. En büyüğü de bu zaten. İyi. Afiyet olsun. Şimdi bunlara ben daha iyi bakacağım. Bunların ortamını daha güzel yapacağım. Şimdi 2-3 tane sandık getirelim öbür taraftan. Bugün bu tavşanlarımızın işini halledelim arkadaşlar. Değil mi yani? Hadi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayacağız ve burayı bugün yapacağım abi. Kekikler biraz daha dursun. Hava halen daha soğumadığı için. Şuraya yoksa branda yapacaktım buradan aşağı. Orayı yapacağız birlikte. Ama kekiklerin bu branda işini yaparken aynı zamanda içeride de çalışmak istiyorum. Birazcık şu ortamı toparlayalım. Temizliğini yapalım kafeslerin diye. O yüzden bugünü şu tavşanlara ayıralım. Bu işi bir ortadan çıkartalım. Aradan bir çıksın. Değil mi yani? Sonrasına bakarız abi. Şimdi tavşan falan düşünmüyorum. Şu büyük delikli olanı götüreceğim bir. Bu çünkü çok iyi. Bir tane götürsem yeter. Şu da yani büyük sayılır aslında da.
Hepsini de zayi etmek istemiyorum. Burada da lazım olacak çünkü bize. Şu duracak. Şu ikisini götürebilirim ya. Buna sığar da buna biraz zor sığarlar. Kafamda deli fikirler. Sığarlar ya, sığamaz mılar? Sığarlar. Götür apa. Çünkü yavrulamaları lazımdı. Halen daha yavru göremedim ben. İki tane götürüm. Geriler dursun burada. Burası güzel olacak. Tavşancıklarım benim. Tavşancıklarım. Bakalım sevecek miler bir de şeyi, yuvaları. Arkadaşlar, diğer yandan da bu keratalar zaten çok seviyorum ben de. Dur hadi şurayı ben bir, bu ne ya, burayı bir düzenlemek lazım ya. Bir dur bakayım hala. Allah Allah. Allah Allah. Tırmığı bulamayız şimdi. O kadar uğraştım ya, bugün tırmık bulanmaz. La ilahe illallah. Şöyle çeksem de olur ya. Ah, tırmığı bulamayacağım. Sinirleneceğim, hiç boşuna aramayayım. Ama bir sözüm var, kilitleyeceğim dedim ya, zincirleyeceğim, onu yapacağım. Nalbur acı da tabii, bir Allah kendimize göre malzemeleri. Şimdi al bak, bu iyi. Bunu al içeri, dur. Ben yine uç yatıracağım, durun. Durun bakayım, durun. Şimdi burada zaten var. Da yine yapalım. Şu bakayım hele, dur. İçine girermişsiz de. Oh, hemen hoşlarına gitti ortam ha. Ha, burayı seviyorum. İçeriye de giriyorlar bazen. Arkada yavru yok. Şu kısmı kapatırız. Kapatacağız zaten de. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Dur bakayım, dur. Dur hele bir dur. Dur bakayım. Bak şimdi öbür tavşanların kokuları var ya, o yüzden inmiyorlar üstünden. Hele bu erkek maviş. Maviş sen az değilsin ha. Baba içine girdi. Hain. Hain maviş. Allah Allah. Koku falan bırakıyor maviş içine. Öbürü de girecek. Şöyle yapacağım. Severler bunu ya. Yine yuva yapın, tamam mı bunun? Çok tatlısın sen. Ya çok tatlı şişen mavi iş. Bak size getirdim bunu ben. Buna girin ha, girin içine. Ben size yine getireceğim. Şuna girebilir miler onu bilmiyorum. Bak koyalım. Tavşanlar da meraklı hayvanlarmış ha. Baksana hemen nasıl sahiplendiler. Hiç inmiyorlar bile içinden. Dur şimdi bir de bunu koyalım buraya. Durun bakayım çocuklar. Dur. Başka yere mi koysak bunu ya? Ya buna da kıyamıyorum yani. Bu da iyi arkadaşlar. O yüzden onu da yok etmek istemiyorum aradan da. Şu kadar çıkabilmeler için şöyle bir şey yaparsak daha mantıklı olur ama. Bak şimdi. Çocuklar 2 dakika inin. Şimdi şunu şuraya alayım. Dur.
Dur şimdi. Hah. Üst tarafa da çıkabilsinler buradan diye düşünüyorum. Hah. Oradan direkt oraya atlar. Bak şimdi. Atla. Hah, girdi. Çok da iyi oldu. Maviş ne oluyor? Maviş. Tamam, vereceğim şimdi, dur. Maviş dur bakayım. Al. Okey, o kadar istedim Maviş. Dur. Çık kızım oğlum oradan. Oradan bir çık. Çık Maviş. Ha. Hah. Şimdi oldu Maviş. Tamam. Şimdi bazı arkadaşlar anlamıyor beni de. Şu gübreyi temizlemiyoruz ya tavşanların altından. Bu ninelerimiz zamanından şey yapıyordular mesela, ninelerimiz de kışları gübreyi temizlemezdiler. Ben bayağıdır zaten çekerken tırımı görüyorsunuzdur. Tavşanların gübrelerini tam almıyorum. Sertleşiyor bir yerden sonra, kışın sıcak oluyor gübre olunca alt tarafı kümesin. Süper oldu bura. Şimdi yarın mesela tırmıklayacağım yine burayı ama gübreye dokunmayacağım. Essinler, düzlesinler, sıcak geçirsinler günlerini. Onu güzel oldu ha. Maviş bütün her yere izini bırakıyor gördüğüm kadarıyla. Erkek ya hanımefendi, beyefendi. Bak bak nasıl merak etti. Nasıl sığıyorsun lan oraya sen? Hayır. Çok tatlı değil mi? Yukarı atlayan da zaten hiç inmedi oradan. İşte söylerim çok akıllı. Şu var ya şu. Şu tontik. Siz hak ettiniz aslında yemeği de. Getireyim mi size birazcık ama? Güzel oldu buraya. Şuraya bir tane daha aslında sığar. Bunlar öbürlerine getirebilirim. İki tane dedim getireyim yeter dedim ya. O kısmı muhtemelen dışkılamak için kullanıyorlar yani. Biraz çok ıslak geldi oraya. Ben o yüzden vazgeçip biraz bu tarafa çektim. Böylece hem de üst kata da bir geçiş yapmış olduk. Bak geçiyorlar. Çok iyi. Alt taraf zaten geçiş alanlarıydı. Burada zaten bir sürü yuvaları var. Ama bunlar da kötü olmadı. İyi oldu çünkü bunlar artmaya bir başlarsa zaten önüne geçemeyeceğiz. Şimdiden bunun önüne geçmemiz lazım. Öbür sandıkları da hayvan sayısı arttıkça getirip koyacağım içeriye. Ya da yeni sandıklar yaparız arkadaşlar. Tavşanlarımızın yuvaları hayırlı olsun. Çok meraklı tavırları var şu an tavşanlarımızın. Dikkatimi çekiyor, ilgimi çekiyor. Çok da hoşlarına gitti aynı zamanda. Baksana nasıl mutlular. Bunları izlemek de hoşuma gidiyor. Çok tatlılar. Yemeği falan unuttular şu an. Sadece bunlarla oynuyorlar. Maviş kral zaten hiç sürekli sürtünüyor sağa sola. Kokun mu bırakıyorsun? Diğer erkeklerin kokusunu mu aldın? Ben anlamadım. Oraya bak. Nasıl sinirli. Kırpayıp çekiyor bir şeyler yapıyor. Oo. Ne yapıyorsun lan? Bırak oğlum. Baba çok sinirli. Sen sinirlendin mi? Ama içeri de giriyorsun işte. Sinirli arkadaşlar. Vay be. Ne içeri ne yapıyor bu? Çok değişik ya. Ben böyle şeyler çok merak ediyorum. Mesela izlemeyi seviyorum o yüzden. Dikkatimi çekiyor. Mesela yaptığı hareketler ne için yapıyor bu kadar değişik hareketler çözemedim. Yabancı bir yuvadan getirdik. Kutuyu parçalayacak neredeyse. Dişi kokusu mu aldı? Erkek kokuları nasıl bakmıyor yapıyor?
Neyse sabaha kadar ben böyle şey yaparım. En iyisini biz buradan çıkalım arkadaşlar. Gördük zaten. İşimizi bitirdik tavşanları aldık. Oynasın. Neyse ki değerli arkadaşlar, yarın görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.